Bugün 4 Ağustos 2019 Pazar. Borsada neden başarısız olunur konusuna değineceğim bugün. Neden başarısız olunur konusuna değinilir? Çünkü borsada en çok görülen hatalar da denilebilir. Hatalar vardır. Bunları önlemiş olursanız zaten belli bir aşama kaydetmiş olursunuz. Eğitim veriyorum borsa ile ilgili. Bunları nasıl yapabileceğiniz konusunda, nasıl kazançlı olabileceğiniz konusunda bana e-mail adresinden ulaşıp eğitimle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Borsada başarısız olmanın sebepleri eğitim almadan borsada tüyolarla işlem yapmak. Örneğin arkadaşından ya da televizyondan herhangi bir hissenin yukarı çıkacağını duyuyorum. Hissenin nereden geldiğini, ne hareket yaptığını, nereye gidebileceğini herhangi bir bilgi olmadan, herhangi bir yorum yapamadan tabii al hisseyi hemen alıyorum. Ve eğitim almayan insanlarda hissede alım yapılırken büyük miktarlarda alındığını, örneğin 100 bin bazıları 150 bin almışlar bazı yorum sitelerinde görüyorum. Yorum olarak yazmışlar. 150 bin kayıp olduğunu yazmış. Demek ki 150 binden daha çok almış. Eğitim yapmadan tüyolarla işlem yapmak sizin için zararlı sonuçları olacak bir etkendir. Mutlaka eğitim alın. Eğitim alarak borsalı tüyolara bağlı olmaktan kurtulursunuz ve kendi fikriniz olur. Her zaman parayla işlem yaparken, paranızı bir yere yatırırken mutlaka kendi fikriniz olsun. Başkalarının fikriyle işlem yapmayın. Başkalarının fikrini değerlendirin. Kendi kafanıza uyuyorsa ondan sonra işlem yapın. İkinci sebep borsada plansız işlem yapmak. Nedir plansız işlem yapmak? Örneğin bugün bir yerden bir şey duydunuz. Herhangi bir yazılı planınız yok. Aldınız. Başka gün başka birinden bir şey duydunuz. Örneğin biri başka bir sektördeki hisse olabilir. Diğeri tamamen başka bir büyüklük olarak, işlem hacmi olarak daha sığ bir hisse olabilir. Bunları hiç bilmeden bir oradan bir oraya örneğin risk seviyenizi belirlemeden işlem yapmanız size zararlı sonuçları olacak şekilde geri dönebilir. Üçüncü sebep yeterli parayla yatırım yapmamak. Yeterli parayla yatırım yapmamak herhangi bir iş kolunda olduğu gibi sizin elinizdeki paranın çabucak bitmesine neden olacaktır. Dördüncü sebep çok veri kullanmaya çalışmak. Bazı analiz videolarında görmekteyim. Yani abartılı olarak söylüyorum. Mesela 10 tane indikatör koymuşlar. 5 tane indikatör koymuşlar. Bu tür analizler tabii size daha iyi analiz yapmanızı değil, daha hatalı analiz yapmanıza sebep olur. Mutlaka basit tutun yaptığınız işlemleri borsada. Analizlerinizi de basit tutun. Beşinci etken disiplinsiz olmak. Bazı zamanlarda örneğin borsaya herhangi bir hisseyi uzun zaman takip etmeniz gerekebilir. Bunun için bir disiplininiz olması gerekir. Bu disiplininizin de sizin yaşam tarzınıza uygun bir şekilde ayarlanması lazım. Örneğin her gün hisselere bakamıyorsanız, her gün kullanacağınız bir stratejiyi, her gün uygulanması gereken bir stratejiyi kullanmamanız lazım. Planınızı ona göre yapmanız lazım. Disiplinsiz olmanın diğer bir örneği de örneğin bir plan yaptınız, planınıza uymuyorsunuz, bir yerden diğer yere koşuyorsunuz, sürekli planınızı kırıyorsunuz. Bu da disiplinsiz olmak demektir ve size büyük kayıplar yaşatır. En son nedeni, tabii diğer nedenleri de var, bu gördüğüm en önemli nedenleri. Büyük kayıplara müsaade etmek, küçük kazançlarla hemen satış yapmak. Örneğin çok izlenen bir YouTube videosunda gördüm. Bir arkadaş tamamen kazanma yöntemi diye videoya başlık atmış. Yani düşen hissenin sürekli alınmasıdır. Böylece alım fiyatı aşağı düşürülüyor, kâra geçiyor zannediliyor. Fakat düşen hisse 10 sene aşağıya düşebilir. Örneğin Almanya'da Deutsche Bank örneğini vermek gerekirse, Deutsche Bank hissesi Almanya'nın en büyük bankası 10 senedir aşağıya doğru ilerlemekte. Yapacağınız işlemlerde zaman aralığı da tabii önemlidir. Yaptığınız işlemlerin zaman aralığını bilmeniz lazım. Bunu da planınıza yazmanız lazım. Yani büyük kayıplara müsaade etmemeniz lazım. Bunu planınızda yazmanız lazım. Kazançları da tabii ne kadar kazançlı olursanız sizin için o kadar iyi. Kazançları yukarı çıktığında elinizde tutmanız lazım. Bu da bir eğitim konusu. Şimdi detaylı her noktaya bakmak gerekirse eğitim almamak, diğer her meslekte olduğu gibi borsada da bir eğitim alınması gerekmektedir. Eğer eğitim almadan bir işlem yapıyorsanız, yazı tura atarak yazımı geldi, turamı geldi. Buna göre borsada alım satım yapmakla aynı şekildedir. Yani kazancınız şansa bağlı şekilde
olmaktadır. Yani şans derken rastgele bir şekilde. Eğitim aldığınız zaman fakat yaptığınız tahminler eğitimli tahminler olup kazanma olasılığı daha yüksektir. Borsanın diğer bir ilginç yönü ise borsada bir kitap okuyup bir video seyredip hemen başarılı olabileceğini düşünmesidir insanların. Aynı şekilde örneğin bir kitap okuyup ya da bir video seyredip hiçbir kimsenin aklına bir ameliyat yapmak gelmez. Fakat bir kitap okuyup ya da bir tüyo ile hemen borsada büyük paralar yatırıp işlem yapmak nedense herkesin garipsemediği bir olay olmuş durumda. Onun için eğitim çok önemli. Normal diğer mesleklerde olduğu gibi borsada işlem yaparken de belli bir bilginiz olması gerekmektedir. Belli bir bilginiz olmadan işlem yapmak, tüyolarla alım satım yapmak örneğin, kulaktan duyma bilgilerle, örneğin telefonda ya da televizyonda duyduğunuz bilgiyle birine ameliyat yapmakla aynı şey gibidir. Eğitimden dolayı çok önemlidir. Eğitim derken 4 senelik bir üniversite eğitimi ya da 10 senelik bir eğitim olarak değil, belli bir bilgileri kazancınızı arttıracak ve kayıplarınızı azaltacak temel bilgileri almanız çok önemli. Bu da eğitim konusudur. Eğitim için e-mail adresimden bilgi almak için benimle iletişim kurabilirsiniz. Diğer bir iş etken de plansız işlem yapmaktır. Borsada işlem yaparken bir planınız olması lazım. Planda hangi hisseleri alacağınız, hangi tür stratejileri kullandınız? Bu stratejilerde örneğin alım noktası nedir, satım noktası nedir, ne kadar risk alıyorsunuz? Bu tür, her tür yaptığınız işlem, her tür yapacağınız karar için önceden kağıda yazılı şekilde bir planla borsada işlem yapmanız gerekmekte. Planda ne tür bilgiler yazılır, neler bulunur, nasıl kapsamı nedir? Bütün bunlar eğitim konusudur. Diğer bir şey de yetersiz şekilde para ile yatırım yapmak. Yeterli şekilde olmayacak bir para ile borsada yatırım yapmak. Örneğin borsada belli masraflarımız vardır. Eğitim için bir masrafımız olur. Onun dışında örneğin komisyonlar için bir masrafımız, kullandığımız yazılım için bir masrafımız olur. Bunların hepsi çıktıktan sonra örneğin bilgisayar için masrafımız olur. Bunların hepsi çıktıktan sonra elimizde kalan parayla da işlem yapmamız ve risk almamız gerekir. Risk de normal bir işletmede olan, örneğin bir restoranda işçilerin maaşını nasıl veriyorsan, örneğin diyelim kafadan atıyorum sayıları, 100 bin TL'ye bir restoran açtınız, döşediniz her tarafını. Bu sizin elinizde olan ilk kapitaldir. Masrafları örneğin 30 bin tuttu sizi. Elinizde kalan 70 bin. 70 binle örneğin her ay müşteri gelse de gelmese de elemanların maaşını ödemeniz lazım. Maaşlarda diyelim 5.000 tutuyor. Bu tür şekilde normal bir işletmeyi paralel şekilde düşünüp ne kadar paranız gerekiyor, işlemler ne kadar, örneğin alacağınız riskler ne kadar. Normal bir işletmede müşteri gelmese de günlük örneğin 5.000 TL bir masrafınız oluyorsa örnek olarak veriyorum. Borsada da bu masrafı risk parası olarak düşünüp bu tür risklere girmeniz gerekmektedir. Bunun hepsi gene bir eğitim konusu ve borsada yapacağınız planın içeriğini belirleyen konulardandır. Diğer bir örnek, örneğin insanların analizler çok olursa daha iyi olacağını düşünmesi. Bu grafikte bir analiz örneği, bir abartılmış analiz örneği göstermekteyim ama bu tür örnekleri görmeniz YouTube'da mümkün birçok yerde. İnsanlar çok indikatör kullanıyorlar. Çok indikatör kullanmak size analizleri iyi yapmanızı, daha kesin bir bilgi edinmenizi sağlamaz. Gördüğünüz gibi burada fiyatlar görünmemekte bile. Her indikatör başka sinyal verir. Aynı indikatörler, örneğin stokastik indikatörleri zaten aynı sinyali verir. İki tane farklı stokastik indikatörünü yan yana koymanız size bir kazanç sağlamamaktadır. Onun dışında sürekli örneğin haberlerden bir ipucu bulmaya çalışmanız, gerekli gereksiz bütün bilgileri nasıl kullanırım borsada diye öğrenmeye çalışmanız size bir avantaj sağlamaz. Bazı bilgiler önemlidir, bunlara dikkat edilebilir. Bazı tarihler önemlidir ama onun dışında çok bilgi kullanmak, çok indikatör kullanmak sizin analizinize ek bir getirisi olan bir şey değildir. Disiplinsiz olmak da sizi zararlarla sonuçlandıracak nedenlerdendir. Disiplini yaptığınız plana, yaşam tarzınıza uyacak şekilde planınızda nasıl uygulayacağınızı yazmanız lazım. Örneğin günlük olarak bakamıyorsanız hisselere bu tür stratejileri kullanmamanız lazım. Haftalık bir strateji kullanmanız lazım.
Haftalık olarak analizler yapmanız lazım. Yaşam planınıza uyacak şekilde bir disiplin planı belirlemeniz lazım. Ama bu plana belirlediğiniz zaman uymanız lazım. Çünkü örneğin bazı hisseleri sürekli takip etmek gerekiyor. Belli alım noktalarına geldiğinde alabilmek için ya da satım noktalarına geldiğinde satabilmek için ya da planınıza yaptığınız planınıza uymanız için de disiplin gerekmekte. Örneğin bir plan yaptınız, ona uymuyorsunuz. O zaman bir plan yapmanın bir anlamı yok. Bir eğitim aldınız. Eğitim aldığınız konuların dışında başka bir şeyler deniyorsunuz. O zaman eğitim almanın anlamı yok. Disiplinsiz olmak bu açıdan sizin için zararlıdır. Büyük kayıplara müsaade etmek de tabii borsada iyi bir şey değil. Bazı zamanlar insanlar tekrar çıkar umuduyla hisseyi elinde tutmakta ve uzun süre elinde tutmakta. Daha önce verdiğim örnek gibi Deutsche Bank hissesi örneğin Almanya'nın en büyük bankasıydı. 2008'den şimdiye kadar 10 sene içinde sürekli aşağıya indi. Soldaki grafikte gördüğünüz gibi bir kayıpları getirmek için ne kadar bir getiri sağlamanız gerekir onları gösteren bir grafik var. %10 bir kaybınız olduğunda %11 geri getirmeniz, yani kazancınız olması lazım ki sıfır olsun, fit olsun yani. Eski durumunuza geri gelin. %40 bir kaybınız olduğunda %67 bir geri getiri yapan bir şey bulmanız lazım, yatırım yapmanız lazım ki eski halinize geri getir paranız. %60'ta ise %150 geri getiren bir yatırım aracı bulmanız lazım ki eski haline geri gelsin. Yani kazanç falan değil, sadece eski haline geri gelmiş. Bu da çok zor bir şey. Bundan dolayı kazançlarınızı daha çok kazanç yapmanız için eğitimli bir şey ve kayıplarınızı da en kısa şekilde önleyebilmeniz için nerede satacağınızı, nasıl satacağınızı, yani bir risk planınızı önceden yapıp planınıza eklemeniz lazım. Bu da bir eğitim konusudur. Eğitim almak için bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.